Meltem bak. Ben bu yanımdakini döverim. Yok, yok, yok. Sakin. Tak göğsüm, göğsüm tak. Tak. Kardeşim kapatsana telefonunu. Pardon. Kardeşim kapatsana telefonunu ya. Tamam abi sakin ol. Kardeşim sessiz olur musunuz? Film izliyoruz. Sen karışma lan. Filmini seyret. Sen de kapat telefonunu. Haluk'cum yavaş biraz, insanları rahatsız ediyorsun. Ama yani oklar böyle burnuma burnuma geliyor. Ben size söyledim, beni üç boyutlu filme getirmeyin dedim. Kardeşim eline koluna sahip olsa da, Allah Allah, izlemeyi bilmiyorsan gelme. Bana mı dedin sen? Çevrende senin gibi başka biri var mı? Affedersiniz ama beyefendi, siz de bir saattir telefonunuzla oynuyorsunuz. Biz de ondan rahatsız olduk ışığından. Bir dakika. Yok yok. Ne diyorsun lan sen? Haluk Bey, siz bir doktora falan mı görünseniz? Özlem. Yahu ben şimdi hatırladım. Benim sana Merve ile ilgili söylemem gereken özel bir şey var. Mutfakta konuşabilir miyiz rica etsem? Bir şey mi oldu çocuğuma? Anlatacağım. Yani. Ne bir şey? Nasıl anlatacağım şimdi? Seri anlat bana, seri. Ben niye doktora görüneceğim? Yani böyle bana biraz gergin göründünüz. Bu kadar sinir, stres kalbinize çok zararlı. Siz en iyisi bir psikiyatriste falan görünün. Benim psikiyatriste görünmeme gerek yok ama senin en kısa zamanda bir doktora görünmen gerekecek. Ne doktoru? Travmatoloji. Ay! Haluk ne yaptın öyle? Ambulans çağıralım mı yoksa kendiniz mi gidersiniz? Ha? Merhaba. Beyefendi, mangalınız ne zaman bitecek acaba? Az önce az kaldı demiştiniz. Bitti. Yani son şeyi pişiriyorlar, bitti. Kardeşim, piknik yapıyoruz burada. Piknikte de mangal yapılır. Beyefendi, sesinizi neden yükseltiyorsunuz ki? Ben sizinle bu üslupta mı konuşuyorum? Yani koskoca çimenlik alana sığamadınız mı? Yani benim mangalımın dumanı sana nasıl gelir? Beyefendi, duman bu. Rüzgar estikçe bize doğru geliyor. Hani... Temiz hava mı aldık, mangal dumanını mı içimize çektik anlayamadım, gitti. Lütfen söndürün artık şu mangalı. Tamam. Şey yapacağız biz size. Söndürmüyorum. Haluk'cum zaten herkes doydu, tamam yeter. Evet. Ya damat, bu kadar yeter oğlum. Ama taktı yani dumanı, ondan yapıyor yani. Tuna, bir şey söyleyeceğim Tuna. Ya Haluk kimse adamı dövse hoşuna mı gidecek yani? O anlamda demedim ben Gönül. Ne anlamda dedin? Yani dumana, yani duman şeyi... Yapma böyle. Haklı bana... Yok ya baba. Yok Haluk şey. Tuna abi. Aslı mı olabilir adamın? Yani aslı olabilir. Tuna. Evet, doğru. Şeyden olabilir. Haluk'cum ne olur hadi bak söndürelim. Hadi. Gel baba gel. Emre'cim yeter, bir şey pişirmeyin tamam, artık. Tamam, onları da alıyoruz biz şimdi. Hadi. Patates gömdük. Patates gömdük ya. Pişti. Patates gömdük. Tamam, onu bir şey yapınca alırsın. Bu ne? Ay, dans ediyorlar. Havuç. Kardeşini al, yürüyüşe çık. Baba, yok. Gerek yok. Tuna. Gerek yok. Zeynep, gel. Gerek yok. Hadi sen abinle birazcık dolaş. Gel bakalım. Hadi biraz yürüyüş Emre, yapın. Evet, hadi. Hadi gel. Hadi bakalım. Gel abicim, gel. Bu ne müzik böyle? Sizin müziğinizi dinlemeye mecbur muyuz biz? İşte. Siz nasıl ki mangal yakıyorsunuz, keyif yapıyorsunuz, biz de böyle eğleniyoruz. O da mı yasak? Ya bir pazar günümüz var, kapatın şu müziği. Sizin pazarınız var da bizim yok mu beyefendi? Biz boş mu geziyoruz? Biz de eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Ama sabahtan beri sizin mangalınızın dumanıyla boğulduk burada.
Hayatta dilemem efendim. Dileyeceksin. Yanlışlıkla paylaştım diyeceksin, özür dilerim diyeceksin. Yo, yanlışlıkla paylaşmadım. Gayet de bilerek ve isteyerek paylaştım efendim. Bak seni fena yaparım ha. Vallahi fena yaparım. Özür dileyeceksin. Tamam Haluk. Dilemeyeceğim efendim. Oğlum bak nasıl tanrılar. Haluk. Haluk. Otur artık hadi. Tuna. Tamam, tamam. Tuna tutsana hadi. Tamam Haluk, şey yapma. Tamam, tamam. Tamam. Tarihleri kapalım. Arkadaşlar. Haluk'un da geldiğine göre ofis savaşları. Ofis savaşı bu ya. Manyak. Herhalde özetler bitti, onu bir şey yaptık değil mi Haluk'cum? Bir yıldız kaydı ya. Yok efendim, benim başıma gelmez. Gelmedi de. Hayatım boyunca doğruluktan, dürüstlükten şaşmadım. Hırsızlıkta da suçlanmadım. Siz suçlandınız mı Haluk Bey? Sıkar biraz. Biz eve gidelim istersen ha. Orada konuşuruz detaylı. Ben doğruları söylüyorum. Hayatım, yalan mı söylüyorum? Sertaç Bey. Ama yani siz de birazcık konuşmanıza dikkat edin lütfen. Haluk, Haluk sakin. Sakin canım, sakin. Ne yapayım Mertem Hanım? Yalan mı söyleyeyim? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E ama siz de yani. Efendim. Ya bir şey diyeceğim. Deminden beri konuşuyorsunuz ama ben de anlamadım. Nedir mevzu? Haluk neye bakmış? Ben anlatayım. Sus! Ağzını açarsam fena yaparım. Ya ama ben merak ederim. Sen de her şeyi merak etme. Yok, çok merak eder. Ben ya onu çok merak etmesin diye şey yapıyorum. Yoksa sakın ha. Çok merak etme Haluk. Sakın diyorum. Ama meraktan çok olup kötü olur yani. O yüzden diyorum. Söylersen sen de video çekilir. Söylersen ağzını burnunu kırarım. Söylersen seni sosyal medya hesaplarımda paylaştırıp 3000 takipçi sağlarım. O 3000 takipçiyle hastanede buluşursun. Yemeğini pipetle yerken. Şu anda bak mesela ilginç bir şey diyor. Yani bir sana enteresan bir mesaj gelmiş olabilir gibi. Yani öyle bir şey kapıldım ben Haluk. Öyle bir şey var. Bu ne ya? Ya sen ne yere bakan yürek yakanmışsın Haluk. Şuraya bak ya. Ana. Zero. Aa. Aa, ne oldu? Acaba benim şeye mi bakıyor acaba? Aa, ona mı? Bilmem. Öyle bir şey mi oldu acaba? Harika bir şey ya. Demek sitede de güçsüz kadınlara baktın öyle mi? Oğlum neye baktığımı söylüyor. Mesaj attın değil mi? Ben. Kabul ediyorsun yani baktığını. Gözüm kaydı, bakmadım. Hayret bir şeysin Haluk. Arkadaşlar bu eve bela olarak geldim ama bu evde bela birisi daha var. Kim? Haluk. Neden? Çünkü üstsüz kadınlara bakıyor. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Çıldırıyorum ya. Ben sana çekme demedim mi? Ay pardon. Kusura bakma, sana vurmayacaktık ya. Çek böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide yol alır.
gördüm en tutarım.